Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kara para akladığı iddiasıyla 8 aydır tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çifti iddianame düzenlendi aktarında. Detayları hemen Habertürk muhabiri Halil Sadi Yılmaz'dan dinleyeceğiz. Halil Sadi, selamlar. Detayları senden alalım istersen sevgili dostum. Buyursunlar. Mesutcan, iyi akşamlar. Öncelikle Dilan ve Engin Polat çifti hakkında başsavcılık yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 16 şüpheli için 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame henüz kabul edilmedi fakat bu soruşturma nasıl başlamıştı, neler olmuştu onları yeniden hatırlatmak isterim sizlere. Dilan ve Engin Polat çifti yaklaşık bir yıl önce sosyal medya hesaplarından çok lüks içinde olduklarına dair paylaşımlar yapmıştı. Dilan Polat günlük 700 bin lira harcadığını söylemişti. Altınlı kahveler içmek olsun, uçak kiralamak olsun, bunları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu paylaşımların ardından toplumda, yani kamuoyunda tepki çekmeye başladı bu çift ve bu tepkinin ardından haklarında kara para akladıkları iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. O soruşturmanın başlatılması sürecinde de farklı geliştirmeler olmuştu. Soruşturmayı başlatan sadece Gökalp Kökçü'ydü. Soruşturmayı başlattıktan sonra hakkında HSK ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Çünkü soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddia ediliyordu. O savcı emekli oldu. Onun yerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütlü suçlar soruşturmasında görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak soruşturmayı devraldı. 8 aydır soruşturma yürütülüyordu. Yaklaşık 8 aydır tutuklular. Sadece de bu dosyada tutuklular. Diğer bütün açılan davada tutuksuz yargılanıyorlar. Bunu da belirtmek isterim not arasında. Başsavcılık soruşturmasını tamamladı. Masak raporları incelendi. Deliller toplandı ve Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 3 ayrı suçtan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Peki şüpheliler hangi suçlarla karşı karşıya Mesutcan? Onları da anlatayım sizlere. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan haklarında bir iddianame düzenlendi. Bunun yanında örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan kendileri hakkında bir soruşturma tamamlandı ve son olarak da yasa dışı bahis suçu, parasının nakline aracılık etme suçundan, yani bu üç suçtan haklarında 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Henüz dava açıldı diyemiyoruz çünkü iddianame kabul edilmedi. Anadolu 2. Asya Ceza Mahkemesi'ne gönderildi iddianame, hazırlanan iddianame. O kara para aklama suçlarıyla ilgilenen bir mahkeme, yani ihtisas alanı, yani uzmanlık alanı bu. Önümüzdeki günlerde iddianameyi değerlendirecek mahkeme. Eğer kabul edilirse dava açılmış olacak. Eğer kabul edilmezse de yeniden savcılığa iade edecek ve savcılık yeni bir iddianame hazırlayacak Mesutcan diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım. Halil Sadri Yılmaz son durumu bildirdi. Dilan ve Engin Polat hakkında açılan savcılığın istediği iddianame konusunda son dakika haberini verdi. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşimize.